Böbrekte 3 aydan daha uzun süren yapısal ya da fonksiyonel bozuklukların olduğu duruma kronik böbrek hastalığı diyoruz. Bunun artık son dönemine, son anına ise kronik böbrek yetmezliği denir ki bu dönemde genelde hastalarda bir renal replasman tedavi ihtiyacı olmaktadır. Renal replasman tedavisi dediğimiz durum, böbreğin fonksiyonlarını göremediği yerde böbreğin yerine onun fonksiyonlarını ya da en azından fonksiyonların bir kısmını idame edecek bir tedavi yöntemi koymaktır ki günümüzde bu tedavi yöntemi ya diyaliz ya da böbrek naklidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kronik böbrek hastalığı ve kronik böbrek yetmezliğinin en sık sebebi diyabet yani şeker hastalığı ve hipertansiyon yani yüksek tansiyondur. Genelde 3. sırada glomerülonefrit dediğimiz böbreğin iltihabi hastalıkları yer almaktadır. Daha az sıklıkla rastladığımız böbreğin genetik hastalıkları örneğin polikistik böbrek hastalığı, Fabry hastalığı gibi hastalıklarda kronik böbrek yetmezliğine yol açabilmektedir. Çok çok nadiren işte ağır metal kullanımı, uyuşturucu kullanımı ya da toksik maddelere ki bunların bazıları ağrı kesici ilaçlar da olabilir. Bunlara uzun süre maruz kalmak da kronik böbrek yetmezliğine yol açabilir. Kronik böbrek hastalığı çok sinsi seyredebilir ve ne yazık ki bazen son döneme gelene kadar belirti ve bulgu vermeyebilir. Genellikle en sık gördüğümüz belirti ve bulgular arasında bulantı, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı, bazen dirençli kaşıntı ya da hastanın vücudunda sıvı birikmesi, hastanın tansiyon kontrolünün güçleşmesi gibi bulgular yer alabilir. İleri dönemde hastalar genelde idrar yaparken idrar miktarının azaldığı ya da özellikle erken bulgu olarak da bazen gece sık idrara çıkma şikayetleriyle karşımıza gelebilir. Kronik böbrek hastalığı her ne kadar sinsi seyredebilen bir hastalık olsa da aslında birkaç basit testle tanısını bazen rahatlıkla koyabilmekteyiz. Genellikle bazı basit kan testleri, idrar testi ya da ultrason gibi görüntüleme yöntemlerini kullanarak kronik böbrek hastalığı varlığı açısından fikir sahibi olabilmekteyiz. Kan testleri arasında genellikle üre, kreatinin ya da elektrolit testleri gibi basit testler yer almakta ve hemen her poliklinikte rahatlıkla ulaşılabilecek testler kapsamına girmekte. İdrar testlerinden özellikle protein kaçağı bizim için önemli. Bunun yanında eğer hastada protein kaçağı ile birlikte ya da protein kaçağı olmadan idrarda kan görülmesi de kronik böbrek hastalığı şüphesi açısından en azından bizi alert edebilecek, uyarabilecek bulgular olarak yer almakta. Kronik böbrek hastalığı erken dönemde tespit edilirse kontrolü mümkün olan bir hastalıktır aslında. En azından son dönem böbrek yetmezliğine gidişi yavaşlatabilir ya da bazen durdurabiliriz. Burada altta yatan hastalığın tedavisi oldukça önemli. Örneğin diyabeti olan bir hastada diyabetin etkin bir şekilde kontrolü bu süreci oldukça yavaşlatacaktır. Yine benzer şekilde etkin bir tansiyon kontrolü tansiyona bağlı son dönem böbrek yetmezliği gelişimini yavaşlatacak ya da durduracaktır. Ama bunları yapamadığımız durumda ya da hastanın çok geç geldiği dönemde ne yazık ki renal replasman tedavisi dediğimiz diyaliz ya da böbrek nakli dışında tedavi alternatifi çok kalmamaktadır. Günümüzde diyaliz dediğimiz zaman artık periton diyalizi ya da hemodiyaliz gündeme gelmekte. Hemodiyalize giren hastalar yine diyalizlerini bazen evde kendi istekleri doğrultusunda uygun hastalar için eğer şartlar sağlanırsa alabilmektedirler. Kronik böbrek hastalığının her evresinde aslında farklı diyetsel önerilerde bulunulabilir. Ama genel böbrek sağlığı için bahsedecek olursak özellikle tuz kısıtlaması önemlidir. Bu sadece kronik böbrek hastalıkları için değil, tüm bireyler için tuzu kısıtlamak böbrek sağlığı açısından oldukça önemlidir. Son dönem böbrek yetmezliğine gelecek olursak özellikle bu hastaların su ve yine az önce söylediğim gibi tuzu katı bir şekilde kontrol etmeleri gerekmektedir. Kronik böbrek yetmezliğinde idrarın oldukça azalması ya da tamamen kesilmesi durumunda günlük birkaç litre bile fazla su tüketilmesi kişide ciddi sıvı yüklenmesi, kalp yetmezliği durumları gibi durumları tetikleyebilir.
hastalarımızın çekindiği konulardan bir tanesi de diyalizde canlarının acıyıp acımayacağı. Artık son dönem böbrek yetmezliği aşikar hale gelmiş, böbrek fonksiyonları bozulmuş ve diyaliz ihtiyacı belirgin olan hastaların bazen nefroloji pratiğinde sırf diyalizin ne olduğunu bilmedikleri için diyalizden korktuklarını, kaçtıklarını, diyalize girmemek için ciddi çaba sarf ettiklerini görmekteyiz. Normalde diyaliz yönteminin kendisi ağrılı bir yöntem değil. Son dönem böbrek yetmezliğinin tedavi almadığını, hiçbir tedaviye girmediğini düşünecek olursak diyalize başlayan hastaların ömrünün tabii ki tedavi almayan son dönem böbrek yetmezliği hastalarından daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Burada diyaliz tedavisi hayat kurtaran bir yöntem. Normal şartlar altında diyaliz seanslarında elbette bazı komplikasyonlar, kramplar ya da işte tansiyon değişiklikleri görebilmekteyiz. Ama genel olarak düşündüğümüz zaman diyaliz seansları ağrılı ya da acılı seanslar değildir. Sık sorulan sorulardan bir tanesi de kaç çeşit diyaliz yöntemi olduğudur. Kabaca bunu ikiye ayırabiliriz. Hemodiyaliz ve periton diyalizi. Hemodiyaliz yani kan diyalizi ya da makine diyalizi kişinin bir damar yoluyla, bu AV fistül dediğimiz bir yöntem olabilir ya da bir geçici ya da kalıcı kateter olabilir. Bir damar yoluyla bir makineye bağlanması ve belli bir süre, günde haftada birkaç gün bu makineyle diyaliz olmasıdır. Burada bir damar yoluna ve genellikle bir merkeze ihtiyaç vardır. Kişi bu merkeze gider, makineye bağlanır. Burada tüm işi diyaliz ekibi yapar. Yani diyaliz merkezindeki doktor, hemşire, diyaliz teknisyeni kişiyi diyalize bağlar ve ayırır. Burada hastanın yapması gereken sadece diyaliz merkezine ulaşmasıdır. Periton diyalizi dediğimiz yöntem ya da halk arasında karın diyalizi olarak diye de bilinen yöntem biraz daha az yapılmakla birlikte hastalarımıza oldukça esneklik sağlayan, kişiyi işinden ya da ortamından koparmayan, tamamıyla kendi evinde, kendi imkanları dahilinde diyalizini kendi kendine yapabildiği bir yöntemdir. Periton diyalizi ya da karın diyalizini daha ziyade günlük yaşantıda aktif olan ya da aktif olmak isteyen, bir merkeze bağlanmak istemeyen, tatile gittiğinde dahi acaba nerede diyalize girmem gerekir diye düşünmek istemeyen kişiler periton diyalizini tercih edebilir. Tabii ki her iki diyaliz yönteminde de hekimin hastaya uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve uygunsa kişinin bu iki yöntemden birini tercih etmesi gerekir. Örneğin çok sık karın cerrahisi geçirmiş, karnı yapışıklıklarla dolu olan bir hastaya periton diyalizi çok uygun olmaz. O yüzden biz hastalarımızın bir diyaliz yöntemi seçmeden ya da kendilerine bir diyaliz yöntemi tabiri caizse dayatılmadan önce mutlaka bir nefroloji uzmanına görünüp kendileri için en uygun olan yöntem konusunda bilgi almalarını tavsiye ediyoruz. Karın diyalizi ya da periton diyalizi kişinin karnına bir kateter yerleştirerek diyalizini bu kateter vasıtasıyla yaptığımız bir yöntem. Aslında burada biz hiçbir şey yapmıyoruz. Kateter kişinin karnına bir kez yerleştiriliyor. Daha sonra kişinin ihtiyacına göre diyaliz solüsyonlarının reçetesi yazılıyor, ayarlanıyor ve kişi yani hasta periton diyalizini evde kendi ortamında kendisi yapmaya başlıyor. Bu diyaliz yönteminin en önemli avantajı kişiyi normal yaşantıdan asla uzaklaştırmaz, herhangi bir merkeze bağlı kalmaz. Kişi tamamıyla diyalizini, periton diyalizini evde kendi kendine, kendi ortamında yapabilir. Bu yöntemin avantajı dediğim gibi kişiye oldukça bir özgürlük ve rahatlık sağlaması, serbestlik sağlaması. Bundan dolayı eğer nefroloji uzmanı da karın diyalizi için hastayı uygun gördüyse, kişiye bu yöntemin artıları ve eksileri anlatılarak karın diyalizi yapması sağlanabilir. Hastalarımızın bize sık sorduğu sorulardan bir tanesi de diyalizin kalıcı olup olmadığı ya da ömür boyu yapılıp yapılmadığı. Açıkçası burada sizi böbrek yetmezliğine sokan nedenin ne olduğu önemli. Örneğin akut böbrek yetmezliği dediğimiz durumlarda bazen diyaliz ihtiyacı olabiliyor. Ve bu genelde birkaç hafta ile birkaç ay içerisinde çözüldüğünde diyaliz ihtiyacı ortadan kalkabiliyor. Ama kronik böbrek yetmezliği dediğimiz artık böbreğin fonksiyonlarının kalıcı olarak bozulduğu, şeker hastalığı, tansiyon gibi bir nedenle bozulduğu ve geri dönüşümsüz hale geldiği durumlarda ne yazık ki diyaliz kalıcı olmaktadır. Burada aslında diyalizin amacı tamamen kaybolan böbrek fonksiyonlarını
yerine koymaktır. Yani sizin böbrek fonksiyonlarınız eğer geriye dönecek bir hastalıktan dolayı bozulduysa, burada böbrek fonksiyonunuz düzeldiğinde diyaliz yöntemine ihtiyaç kalmamakta, ama kalıcı bir hale gelmiş ve böbrek yetmezliğiniz oturmuşsa ne yazık ki diyalizi ömür boyu yapmak durumunda kalmaktasınız. Diyaliz hastalarının beslenmesi nefroloji pratiğinde bizim oldukça önem gösterdiğimiz, üstüne titizlikle durduğumuz bir konu. Bu hastalar özellikle su ve tuz tüketiminde dikkatli olmak durumunda. Çünkü bu hastaların idrarları normalde çok azaldığı için ya da hatta bazen tamamen kesildiği için gün içerisinde tüketecekleri ekstra sıvıyla çok rahatlıkla kalp yetmezliğine girebilir, akciğer ödemi gibi ciddi hayati tehlike doğuran durumları yaşayabilirler. O yüzden biz bu hastaların özellikle iki diyaliz seansı arasında 2-2,5 kilodan fazla kilo alarak diyaliz merkezine gelmelerini istemiyoruz. Tabii ki tuz tüketimiyle birlikte su tüketimi de beraberinde gelecektir. Çünkü tuz tüketimi su iştahını da arttıran bir durumdur. O yüzden biz diyaliz hastalarında tuzu da önemli ölçüde kısıtlıyoruz. Bunun haricinde yine diyaliz hastalarının dikkat etmesi gereken maddeler, elementler arasında potasyum, fosfor, kalsiyum gibi mineraller yer almakta. Potasyumun tüketilmesi, fosforun tüketilmesi hep belli limitler içerisinde gerçekleşmektedir. Özellikle potasyum diyetine uyulmayan ya da potasyumu yükselten ajanlarla birlikte, ilaçlarla birlikte yüksek potasyumlu gıda tüketildiğinde ne yazık ki ciddi kalp ritim bozukluklarına yol açabilen sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Kronik böbrek hastalığında su tüketimi aslında altta yatan hastalığa göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin protein kaçağıyla seyreden bir hastada eğer çok yüklü miktarda bir protein kaçağı var ve buna bağlı olarak kanda albümin dediğimiz bir proteini düşükse, bu hastaların çok su tüketmesi ne yazık ki vücutta ödem dediğimiz bir durumla sonuçlanacaktır ve bu istediğimiz bir durum değildir. Yine son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda, özellikle diyalize giren hastalarda idrar miktarı hele azalmış ya da tamamen kesilmişse gün içerisinde tüketilen birkaç litre fazla su hastada yine hayatı tehdit edecek durumlara yol açabilmektedir. Bunun dışındaki aslında çoğu hastalıkta, çoğu böbrek hastasında su tüketimi bizim istediğimiz bir durum olabilmekte, ama burada da çok aşırıya kaçmamak gerekmektedir. Örneğin günlük 2-2,5 litre su tüketimi pek çok hastalık için yeterli olabilmektedir. Bazen hastalar çok iyi geldiğini düşünerek günde 5-6 litre su tüketmeye çalışmaktadırlar. Buna çoğunlukla gerek olmamaktadır. İdrarda kanı kabaca böbrek nedenli ya da böbrek dışı nedenli olarak ikiye ayırabiliriz. Böbrek nedenli idrarda kanamanın bizim en çok çekindiğimiz durumlarından bir tanesi glomerülonefrit, yani böbreğin iltihabi hastalıklarından hastalıklarıdır. Böbrek dışı nedenler olarak idrar yollarındaki tümörler, taşlar sayılabilir. Bunun ayırıcı tanısını yapmak aslında oldukça kolay. Kişinin idrarını santrifüje edip çok kısa bir süre içerisinde mikroskop altında incelediğimizde genelde bu idrardaki kanın, kanamanın böbrek kökenli mi ya da böbrek dışı kökenli mi olduğunu büyük oranda anlayabilmekteyiz. Nedenini ortaya koyamadığımız kanamalarda bazen, eğer biz de ayırıcı tanıyı yapamadıysak, sistoskopi dediğimiz, yani mesanenin içine girilerek idrar yollarının incelenmesi de yapılabilmekte. O yüzden açıkçası idrarda kanaması olan kişilerin bir nefroloji uzmanına görüşüp daha ileri tetkik için bilgi almasında fayda var. Diyalizden korkmalı mıyız? Günlük pratiğimizde açıkçası karşılaştığımız durumlardan bir tanesi de artık diyaliz ihtiyacı çok aşikar olan, diyalize girmesi gereken hastalarımızın diyalize girmek konusunda ciddi bir direnç göstermeleri. Bunun nedeni de bazen korku, bazen neyin ne olduğunu bilmediklerinden doğan endişe olduğunu görüyoruz. Açıkçası tabii ki diyaliz yöntemi sevimli bir yöntem değil. Bizim de hep en son çare olarak düşündüğümüz yöntemlerden bir tanesidir. Ama ne yazık ki artık iş diyalize dayandıysa pek de başka alternatifimiz yok. Yani kişinin hiç diyalize girmediğini, böbrek nakli olmadığını ya da herhangi bir tedavi almadığını düşünürsek, son dönem böbrek yetmezliği açıkçası çok uzun yaşam süreleriyle ilişkili olan bir durum değil. Diyalizin burada son dönem, tedavisiz son dönem böbrek yetmezliğiyle kıyasladığımız zaman hayat kurtardığını, ömrü uzattığını net olarak söyleyebiliriz. Diyaliz yönteminde herhangi bir ağrı genelde olmuyor. Evet, diyaliz seansı esnasında bazı komplikasyonlar, tansiyon değişiklikleri, kramplar
gözlenebilir. Ama genellikle ilk birkaç seans vücut alıştıktan sonra diyaliz seansları esnasında eğer düzgün bir şekilde yapılırsa ve hasta iyi takip edilirse her zaman her dönem komplikasyonlarla karşılaşmıyoruz. O yüzden diyaliz ihtiyacı olan hastalarımızın diyalizden sırf korktukları için kaçmalarına gerek yok. Hatta bir an evvel bu tedavileri başlamalarını öneriyoruz. Poliklinikte hastalarımızın bize sorduğu sorulardan bir tanesi de hocam benim idrarım var, neden diyalize girmek zorundayım? Ne yazık ki idrarın olması böbrek yetmezliğiniz olmadığı anlamına gelmiyor. Pek çok hastamızda son dönem böbrek yetmezliği gelişmiş olsa, diyalize ihtiyacı çok aşikar olsa bile idrar fonksiyonları korunmuş olabilir. Biz buna açıkçası kalitesiz idrar diyoruz. Yani normalde böbreğin süzüp atması gereken maddeleri içermeyen bir idrar söz konusu burada. Burada kişilerin sıvı kontrolü tabii ki daha kolay olmakla birlikte ne yazık ki bu diyalize ihtiyaçlarını ortadan kaldırmıyor. Ama diyalize başladıktan sonra genelde zaten bu hastalarımızın idrarı büyük oranda azalıyor ve çok uzun yıllar diyalize giren hastalarda ne yazık ki çok fazla idrar kalmıyor. O yüzden idrarın olması diyalize girmemeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Kronik böbrek hastalığının ne yazık ki bitkisel bir tedavisi mümkün değil. Bununla ilgili ispatlanmış herhangi bir gıda ya da bitki ne yazık ki yok. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki aktarlardan aldığımız ya da ezbere kullandığımız, hatta bazen doğadan topladığımız bazı otlar ya da bunları kaynatarak içtiğimiz bazı bitkiler ne yazık ki böbreğe toksik etki yapabilmektedir. Özellikle gıda olarak konuşacak olursak doğadan toplanılan bazı mantarlar hem böbreğe hem karaciğere çok ciddi anlamda toksik etki yapabilmekte. Bir seferlik tüketiminde bile ciddi böbrek yetmezliği hatta ölümle sonuçlanan karaciğer yetmezliği dahi yaşanabilmektedir. O yüzden hastalarımıza açıkçası bilmedikleri otları kaynatarak çay yapmalarını, içmelerini önermiyoruz. Bunlar bazen sadece tansiyonu tetikleyerek bile böbreği ya da vücudu zor duruma sokabilmektedir.